Merhaba hanımlar ebebek örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. 2-3 yaş grupları için çok güzel bir hırka çalıştık. Gerçekten çok şık duruyor. Hani canlı halini görseniz çok beğeneceksiniz. Kullandığım ip kartı bu Baby Love Kare. Tam dört tane ip gitti. 3 yaş ve 3 yaş üzeri yapmak isteyenler 5 tane ip mutlaka alsın. Kullandığım tığı da iki buçuk milim tığıdır. Bir yaş yapmak isteyenler daha önceki videolarda ben anlattım oradan bakabilirsiniz. Şimdi burada da lastik yeri çok farklı bu lastik tekniğini anlattım burada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ölçü tutma ama videoyu iyi dinlerseniz bu lastik yapımını kolaylıkla yapabileceksiniz bakın kolda da aynı lastik uyguladım ama buradaki başlangıç sayısı farklı buraya sakın atlamayın özellikle yoksa böyle geniş bir kol evi düşer size. <laughs> şimdi bu ayıcı da tuhafiyeden buldum aldım cebini de e, bakın rahatlıkla düz trabzan yaptım normalde lastik formlu cep yapmaya çalıştım bir türlü sayı tutturamadığım için normal düz yapmaya karar verdim ve ahşap düğmelerimle hırkaya bayağı bir şıklık kattık şimdiden herkese kolay gelsin hırkaya başlayalım <laughs> evet şimdi zincir çekelim Şimdi 2-3 yaş çektiğimiz için bu sayılarla çekiyorsunuz. Önce böyle bağlıyoruz. Bakın tekrar göstereyim. Bu şekilde zincir düğümü atıyoruz. Sayarak çekiyoruz. Ön için bir, Şimdi 2-3 yaş yaptığımız için kola 12 tane yapıyoruz 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1 yaş 1 yaş altı yapanlar bir çekip 10 tane Zincir çeksin Arka için 20 tane çeksin Şimdi 2-3 yaş yapanlar da arka için 24 tane zincir çekiyor. Şu an 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane zincir çektim çünkü kol 12 olduğu için. Ee, Şimdi daha büyük yapmak isteyenler varsa 4-5 yaş. Şimdi burayı bir başlasın. Kol 13 yapsın. Arka 25 yapsın. Bu şekilde yapabilir. Yani bir zincir sayısı artıracak. Çünkü bu V yaka olduğu için fazla zincir çekmeyeceğiz. Şimdi kol için tekrar 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 1. Son ön içinde 1 çektik. Şimdi 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Ön için bakın ilk birinci trabzan zincire batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane zincir çektim. Şimdi kol için 10 12 ta tane trabzan yapıyorum bir yaş yapanlar 10 tane yapacak e, zincir çekeren çekerken sayı saymamızın sebebi bu hani ne yaptığımızı fark edin diye şu an <laughs> kola ben 12 tane zincir çektim 12 zincirimi dolduruyorum Evet bakın 12 tane yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Arkaya geçiyorum. Arkada 24 tane trabzan vardı. Şimdi bu 24 trabzanı dolduruyorum. Bakın zincirin içinden girip Tam ortasından batıyorsunuz. Trabzan yapıyorsunuz. Şimdi arka için 24 tane çektim. 2 tane zincir çekiyoruz. Diğer kol için 12 tane trabzan yapıyoruz. Evet kolda da 12 tane yaptık. Şimdi 2 zincir çekip son 1 olan ön kısmını yapıyoruz. Şimdi neden bir ön oluyor? Çünkü V düşmesi için yakanın V düşmesi için bir olması lazım. Eğer iki tane zincir olsa mesela ilk başlarken böyle bir çıkıntı olacak yakada. Mesela burası kol diyelim. Koldan sonra şöyle bir çıkıntı oluyor önde. Onun için bir yapıyoruz. Sıfırlıyoruz. Şimdi iki zincir çekiyoruz. İkinci sıraya geçelim. İkinci sırada da arttırma yapacağız şimdi bakın trabzanın tepesine iki tane trabzan yapıyorum kol boşluğuna bakın Buralar kol boşluğu kol ayrımı kol ayrımlarında kural değişmez bir trabzan iki zincir bir trabzan şimdi arttırma için ilk trabzanın tepesine çift batıyorum Bakın çift battım. Şimdi hiç arttırma yapmadan son trabzana kadar geliyorum. Evet son trabzana bir tane kaldı. Şimdi buraya çift batıyorum. Şimdi kol ayrımında bir tane iki zincir bir trabzan ve arkanın ilk trabzanına da bir çift batarak kol ayrımını pardon kol gelişletiyoruz bu şekilde robayı büyütüyoruz şimdi düz trabzan yaparak hiç artırma yapmadan devam ediyoruz Ta ki son bir trabzan gelene kadar buraya da bir çift yapıyoruz. Sonra kol ayrımına bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Sonra buraya çift batıyoruz. Bu sırayı aynı burada bu iki yerde ne yaptıysak aynı şekilde tamamlıyoruz. Evet bakın kol ayrımını yaptım. Aynı buradaki gibi. Şimdi burada size anlatmak istediğim bir yer var. Orayı anlatacağım. Şimdi iki tane yaptık. Aynı başlarken nasıl yapıyorsak. iki zincir çektik. Bir trabzan. Şimdi bakın bir tane trabzan kaldı. Şimdi bakın. Burada normalde zincir olduğu için bunu da trabzan olarak saymayacaksınız. Bu İkisi birlikte bir trabzan. Çünkü e, zaten trabzan yaparken iki zincir çekmemiz lazım ki e, bu trabzan oluşsun. Şimdi buraya da batıyorlar oluyor. Burası e, çok fazla artırma. Bu trabzanla zinciri bir sayacaksınız. Burada çok karıştıranlar oluyor. Şimdi buraya iki tane batacağız. Çünkü arttırma yeri olduğu için iki tane yaptık. Şimdi üçüncü sıraya geçtiğimizde bir tane bakın zincir ya iki zincir çektik şimdi hanımlar buraya batmıyorlar da buraya batılıyor sonra bakın gösteriyorum size buraya batıldığı zaman eksilme oluyor eksilme olunca da ön tarafta artırma olmuyor sonra e, yamuk mumuk gidiyor ön kısmı veya k kısmı şimdi hemen bakın zaten trabzan kendisi ve bir trabzan yaptık. 3. sırada arttırma yok. Bakın burada da arttırma yapmadım. Şimdi direkt hiç arttırma yapmadan kol ayrımlarına bakın. Aynı şekilde bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapıyorum. Ve buralara da birer tane batıyorum. Hiç arttırma yapmıyorum. Sonra 4. sırada artırma yapacağız. Sadece çift sayılarda artırma olacak. Bakın bu şekilde örüyorum. Şimdi diğer kol ayrımını da size göstereceğim. sayılarda çift, tekli sayılarda tek. Her mesela ikinci sırada ne yaptık? Ön kısmında da çift battık. Üçüncü sırada ne yaptık? Tek yaptık. Hiç artırma yapmadık. Kol ayrımlarında da. Ama dördüncü sırada hem önde hem kol ayrımlarında artırma yapacağız. Bakın hiç artırma yapmadım. Direkt bir tane battım. Şimdi İki zincir ve trabzan ve bir tane trabzan. Evet, bu şekilde komple sırayı bitirelim. Dördüncü sıraya geçelim. Bakın son kol ayrıma geliyorum. Üçüncü sırada bir tane yaptım dediğim gibi. İki zincir bir. buraya da bir tane batıyorum. Heh, şimdi bakın tekrar göstereceğim. Bakın burada iki tane trabzan var gibi iki tane yapılıyor. Ama halbuki bir tane olacak. Bu zaten zincir trabzanın kendisine ait yapışık. Bu şekilde düşünelim. Şimdi buraya bakın trabzanın tepesine zincirin ve trabzanın arasına kesinlikle batmayın. Burayı, burası böyle boşluk duruyor. Onun için sırf trabzanın tepesine batın mutlaka. Bakın bir tane. Şimdi ikinci sıraya geldim. Pardon, dördüncü sıraya geçtim. İki zincir çektim. Hemen ilk, bakın bir trabzanın tepesine batarak iki tane trabzan yapıyorum. Sadece bu. Çift sayılarda artırma olduğu zaman, bakın dördüncü sırada ön kısmına çift battım. Şimdi buraya bir tane, bir ve bakın şimdi kol ayrımına geldik. Burası kol ayrımı. Buraya da çift batıyoruz. Şimdi bir iki zincir çekiyoruz mutlaka. Evet. Şimdi kol ayrımı olduğu için dördüncü sırada olduğumuz için çift batıyoruz. Şimdi burayı da örelim gösteriyorum size. Diğer sırayı göstermeyeceğim. Şimdi 5. sırada ne yapmanız gerektiğini ben size anlatacağım. Şimdi buraları tek gidiyoruz. Hiç artırma yapmıyoruz. Evet bakın son kol ayrımına geldik. Buraya da batıyoruz. Şimdi bir trabzan, iki zincir. Evet şimdi tekrardan arkanın ilk başına çift batıyoruz. Komple bu sırayı aynı bu şekilde arttırarak burayı bitirelim. Sonra beşinci sıraya geçeceğiz. Evet dördüncü sırayı bitirmek üzereyim ve geldik buraya da çift yapıyoruz nasıl başlangıcı çift yaptıysak ilk trabzanda son trabzan tepesine de çift bitiriyoruz bakın bu kol ayrımlarını da çift battım şöyle göstereyim şimdi beşinci sıraya geldik aynı üçüncü sıradaki gibi birer tane trabzan yapıyoruz hiç arttırma yapmayacağız şimdi 5. sırada tek 6. sırada çift batacağız mesela 8. sıra çift işte 7 pardon 7 tek 8 çift 9 tek işte 10 çift 11 tek 12 çift bu şekilde sayıyı pardon robayı arttıracağız Ta ki diyeceksiniz ki nereye kadar? Ta ki şu iki kol ayrımından burası arka oluyor hanımlar. Burası arka oluyor. Buradan buraya ölçtüğünüzde 0-6 aylık yapanlar 25 santim. 1 yaş yapanlar 27-28 santim çıkacak. Mezura ile ölçeceksiniz buralıyı. Şimdi 2-3 yaş yapanlar da 30-31 santim olduktan sonra arttırmayı bırakacağız. Kol ayrımına geçeceğiz. Aynı şimdi ben burada örnek gösteriyorum size. Bakın koltuk altını kestim. Bakın bu 2-3 yaş olduğu için bir ipimle bir tık kalın olduğu için 2-4-6-8-10-12-13 13. sıradan sonra 14. sırada kol kesimine başladım şu bakın burası arka gösterdiğim yer şimdi burası bakın burası gösteriyorum yeleğin arkası bakın kol ayrımı oluyor buradan buraya ölçtüğünüzde 30-31 santim olmak zorunda daha büyük yaş grubu yapanlar varsa 32 33 bu şekilde sayıyı arttırsın yani sayı arttırsın derken diyelim, 13 sıra mı ördünüz 15 sıra örsün 16 sıra örsün Bu şekilde Çocuklarınızın elbise kalıbından e, Ölçü alarak e, Roba sayıyı arttırın Şimdi Robaya bu devam edelim Bakın Mesela Bir tek Çift tek çift tek çift gösteriyorum bakın çift dediğim yere bakın çift battım. Bakın diğer sıra tek, bakın çift, tek, çift, tek, çift ve buraya da tek olarak bitirdim. Zaten sonuncu sıra tek mi bitsin, çift mi bitsin diye mesajlar atıyorsunuz. Hiç önemli değil. Çift de yapabilirsiniz. Ben bir tık geniş olsun diye çiftin üzerine çift yapıyorum sonuncu sırada. O şekilde de yapabilirsiniz Mesela e, Diyelim burada Çift yaptınız tekrar buraya çift yaptınız e, Ben bunu sökecek miyim diyorsun Hayır sökmenize hiç gerek yok hemen iki sıra tek yaparak Bu sayıyı eşitleyebilirsiniz Ben de arada şaşırıyorum Ama sayıyı eşitlemek için e, bir sonraki sırada telafi ediyorum mesela Üst üste tek geldiyse üst üste çift yapıyorum Hani bu şekilde Küçük hileler yapabilirsiniz ve anlaşılmıyor. Şimdi robayı büyütelim. Ondan sonra kol ayrımına geçelim. Evet hanımlar, robayı 14. Sırada kesiyorum. Ee, şimdi buradan buraya ölçtüğüm zaman 30 santim oluyor bu kol ayrımlarında. Daha büyük yaş yapanlar mutlaka 31-32 santim daha olsun yani bir iki sıra daha örmeli e, tabi daha küçük yaş grubu yapanlar da diyelim 12. sırada koltuk altı kesebilir yani bir yaş 0-6 aylık falan yapanlar varsa diyelim buradan buraya ölçtüğü zaman mesela 25 santim oluyor o şekilde ayarlayabilir şimdi koltuk altı keseceğiz çift sayı çift artırmada olduğu için e, çift yapıyorum en son Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Biraz koltuk altı geniş olsun diye rahat olsun diye normalde 6 çekiyorum. Şimdi tekrardan bakın arka robanın ilk başlangıç trabzanından başlıyorum. Çift batıyorum. Bakın şimdi önün bu parçasından bakın kol ayrımları iç kısımda kalıyor. Arkanın da ilk parçası. Bu şekilde kol ayrımlarını yapıyoruz. Şimdi diğer kol ayrımında aynı bu şekilde yapacağız. Geleceğiz buraya çift batacağız. 7 zincir çekip ön parçanın ilk trabzanından trabzan yaparak bu parçayı tamamlıyoruz. Bakın diğer kol ayrım için arka parçayı bitirdim. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, ve ön parçanın ilk trabzanına çift batıyorum Bak, bitirirken de çift yaptım burada da çift yaptım buraya da çift yaptım şimdi bakalım bakın burada tek var bunun üstünde çift yapacağız Şimdi bakın e, burayı bitirdim. Bakın devam ediyorum önde tabii ki artırmayı. Mesela çift yapmıştım en son, şimdi tek yaptım ve bu sırayı yani burası 15. sıra oluyor. 15. sırada da koltuk altındaki zincirleri dolduracağız. Burayı da size göstereyim. Şimdi size ne yapmanız gerektiğini <laughs> elimdeki parça mavi yelek parçasından göstereceğim. Bundan sonra zaten düz gideceksiniz. Ama sadece ön parçada ön kısımda V olan yerde artırma olacak. Oraya size şimdi anlatacağım. Burayı da bu şekilde zincirleri dolduruyorsunuz. 7 tane zincir var. 7 tane de trabzan olacak. Hatta onu soranlar bile oldu. Hani işte orada 6 tane zincir var. Kaç tane trabzan olacak falan. Zaten e, sayı burada kaçsa bu koltuk altındaki trabzan da aynı o şekilde olacak bu şekilde düz devam ediyorsunuz şimdi hanımlar dediğim gibi önde arttırma devam edecek ta ki nereye kadar şimdi bu elimdeki mavi yelekten göstereceğim burada yarım kaldı şimdi koltuk altında ördük mü şimdi Tabi bu artırma sağlı sollu olacak. Eşit şekilde düşmesi için bakın. V şekli oluştu mesela burada. <laughs> bakın. Çift yapmışım. Bir tek yapmışım. Bir çift bir tek. Bir çift bir tek. Bu şekilde bir çift bir tek yaparak tam toplamda şu an 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane çiftim var, 5 tane de tekim var. Yani 10 sırada bitirmiş oluyoruz artırmayı. Ama dediğim gibi sağlı sollu bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yaparak yeleğin şimdi diyeceksiniz ki nereye kadar artırma yapacağız? Onu da size şöyle göstereyim. Bu koltuk altlarını böyle güzel katladığınızda bakın bu ilik bu önler üst üste gelmeyecek çünkü buraya ilik yeri gelecek böyle iki parmak boşluk kalacak iki parmak boşluk olduktan sonra artırmayı bırakıyorsunuz hiç artırma yapmadan dümdüz aşağı doğru örüyorsunuz bir de bir detay var burayı da atlamayın sakın çoğu kişi buradaki detayı atlıyor şimdi trabzan ördüğümüz için ee, biraz Yeli aşağı doğru ördüğümüz zaman burası böyle oluyor. Yani aşağı doğru böyle V şeklinde e, toplanıyor. Toplanmaması için zaten bebeklerin göbekleri olduğu için göbek kısmı o zaman ilik yerinden e, böyle patlamış görüntüsü olacak. Onun için koltuk altında bakın. Şimdi göstereceğim. Bakın bu ikinci üç 1 2 3. sırada artırma yapmamışım. Şimdi nerede artırma yaptığımı bakıyorum şu an. Göremedim ama yani şu an bulamadım onu. Diğer tarafa bir. Heh, evet bakın burada buldum. 1 2 3 4. Dördüncü artırmada bakın bir çift yapmışım. Sağlı sollu mesela 3 sırada bir, 4 sırada bir arttırma yapacaksınız. Bakın buraya çift batmışım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Kesin buralara yapmışımdır. Şu an göremiyorum. Diyelim 4 sırada bir. Böyle bir çift tırabzan yapın. Çünkü yeleğiniz aşağı doğru V şeklinde toplanmasın mesela bakın burada da yapmışım Hani bu koltuk altı hizasında anlaşılmıyor zaten bulmak zor biraz hiç de anlaşılmıyor yani bakın size gösterirken bile bulmakta zorlandım bakın burada bir arttırma var mesela şimdi bakıyorum nerede var diye ee, demiş Evet bakın burada da var yani 2 üç sıra üç dört sırada bir arttırma mutlaka koltuk altından sonra yapın yani bu şu görüntü oluyor. Nasıl göstereyim size? Şöyle yapayım. Şu görüntü oluyor. V gibi oluyor. Hani bu görüntü çok kötü. Yani bu yani hoş olmuyor. Onun için dediğim gibi 3-4 sırada bir sağlı sollu eşit şekilde artırmanızı yapın. sonra lastik bölümüne geçeceğiz. Şimdi zaten 2 yaş olduğu için şu an 24 sıra ördüm <laughs> toplamda toplamda e, 35 santim olacak yani bir e, 12 14 sıra daha tekabül ördükten sonra lastik yerine geçeceğim mesela hırkanın e, etek ucundan boyu yani 40 e, 42 e, 45'e kadar yelek boyu olabilir uzun yapabilirsiniz ee, o şekilde ayarlamaya çalışacağım şimdi Örmeye devam edelim dediğim gibi koltuk altını unutmayın zincirleri yani buradan sonra ben ördükten sonra lastik yapımına geçeceğiz lastik yapımı çok farklı olacak ee, Onun için e, bu lastiği iyi dinleyin o şekil bu şekilde devam edin karıştırdım toparlayamadım Kusura bakmayın şimdi Örmeye devam edelim Evet hanımlar şimdi lastik kısmına geçeceğiz. Bakın sağlı sollu artırma yaptım. 3-4 sırada bir mesela. Bu daki kısım böyle çaprazlama olmadı. Bakın dümdüz aşağı doğru indi. Şimdi lastiği de şu koldaki gibi yapacağız. Ben kol önceden ördüm. Şimdi iki tane önden iki tane arkadan alarak altındaki lastiği yapacağız. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. İlk birinci sıraya bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi hırkamızın ön yüzü bu taraf olduğu için arkadan lastik yapmaya başlayacağım. Biraz da yakınlaştırayım. Şimdi bir tane trabzan yaptık. Arkadan trabzanın tam ortasından bakın tel alıp trabzan yapıyoruz. Tekrar bir tane daha bakın tığı arkadan aldım. Şimdi önden iki tane alacağız. Şu an bir tane yaptım 2 Arka 2 ön Eğer yeleğiniz diğer ee, nasıl diyeyim Lastik başlangıç yeri ön tarafta düştüyse Önce bir trabzan Ondan sonra önden bir Tekrar 1 sonra arkadan 2 2. Bunun tam tersi olabilir. Tekrar lastik yapımını gösteriyorum. Arkadan Şimdi önde. 2 2 bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Evet şimdi son sıralara geldik. Şimdi eşit düşmediği için bakın bu arada iki tane önden aldım. Şimdi burada da iki tane önden alıyorum. Şimdi başlarken bir trabzan yapmıştık. Arkadan da iki tane almıştık aynı şekilde de bitirmemiz gerekli. Şimdi arkadan iki tane alıyorum. Çünkü iki tane eğer almazsam sayıyı eşitlemem lazım. Eğer bu ikiliyi almasaydım e, burası farklı düşecekti. Arkadan iki tane de aldım. Şimdi son birinci trabzana da bakın trabzan yaptım. Çünkü bu trabzanı yapmamın sebebi ee, şey, sık iğne gideceğiz. Ee, sık iğne gittikten sonra burası e, sıkıntı oluyor. Onun için bir trabzan ile mutlaka bu lastik yerini başlamamız lazım. Şimdi dönüyoruz, iki zincir çektik. Tekrar bir trabzan. Şimdi önden, bakın öndeki trabzanları önden aldım. Arkadaki trabzanları da arkadan alacağım. Bakın boşluklara batıyoruz. Hiç trabzan tepelerine batmıyoruz. Böyle. Trabzan ortasından normal trabzan yaparak bakın ikili çıkıyorum. Yani gayet basit. Bir ön bir arka olduğu için hani eliniz yavaş gidecek ama Alıştıktan sonra bayağı hızlı öreceksiniz. Şimdi lastik yeri bu kadar. Şimdi ben iki sıra ördüm. 4 ya da 5 sıra ördükten sonra ilik yerine geçeceğim. sizler 5 6 sıra da örebilirsiniz. Hani fark etmiyor uzunluğa bağlı. Hani sizin zevkinize bağlı. 4 5 sıradan sonra ilik yerini size göstereceğim. Bakın ben 6 sıra gittim. 4 sıra bana biraz küçük geldi. 6 sıra ördükten sonra sık iğne yaptım. Bakın böyle komple yakasını sık iğne geçtim. Şimdi size nasıl geçtiğimi göstereceğim. Buralar trabzanın tepeleri. Yani zincirlerin tepesi. Bir zincirin böyle ortasından batıyorsunuz. Bakın burada iki tane zincir var. Trabzana başlarken. Onun böyle içinden giriyorsunuz. Bakın burada da tırabzanların bakın e tepeleri. Bu da kendi tırabzan. Bu trabzanın böyle boşluğundan değil de tam tırabzanın ortasından böyle yararak sık iğneyi yapın. Aynı devam bu şekilde olacak. Yani bir tırzdan e, ortası diyelim buraları tepesi, bir ortası, bir tepesi olarak sık iğneyi yapalım. bir yakayım yakmayı unuttum şimdi daha iyi Evet son bakın böyle alttan aldım sık iğneyi yaptım şimdi bir iki zincir çekiyoruz komple sırayı trabzan yapacağız düz trabzan öreceğiz sonra lastik yaparak ilik yeri açacağız yeleğin komple çevresini düz trabzan örmeye devam edelim. Bakın normal düz devam ediyorum. Bunu bitirelim. Sonra lastiğe geçeceğiz ve trabzanları bitirdim. Şimdi burası ön kısım olduğu için bu şekilde başlayacaksınız. Öncelikle ilk trabzanın tepesine bir tane trabzan aynı buradaki lastik gibi buraya da yapacağız. Önden bir tekrar önden bir arkadan 2 bakın bu şekilde önden iki arkadan iki alarak ilik yerini yapacaksınız e, ikinci sırada ilik yeri açacağız komple burayı bitiriyoruz ikinci Lastik sırasında ilik yerini size göstereceğim. Şimdi lastik yerine bitiriyorum. Bakın eşit düştü şansa gerçekten. Normalde burası eşit düşmeyebiliyor. Onun için mesela bu buralardan ikişer tane önden ya da arkadan alıp mesela eşit düşürmeye çalışın. Tıpkı burada yaptığımız gibi. Şimdi bakın benimki arka yapıyorum. Şimdi ön. Bu uçlardaki başlama eşit düşürme gerçekten çok önemli. Biri bir başka, biri bir başka çok kötü duruyor. Ve sonuncusunda da trabzan olarak bitirmiştik. Şimdi ilik yeri açacağız. Düğmenize göre yani burada bu modelde bu lastik formunda biraz büyük düğme kullanmanız gerekli. Şimdi bakın e, arkadan aldım çünkü öndeki parçayı arkadan almak zorundaydım. Şimdi e, düğmeyi hemen alın. Şimdi e, iki boy düğmemiz var. Bu arkadaki parça önden bakılınca şu an tersi. Şimdi bir zincir çekeceğiz ama bu bir zincirin içine iki tane trabzan yapmak zorundayız. Ee, bir dahaki sırada. Çünkü burada iki tane var. Direkt öndeki parçadan arkadan alıyoruz. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi erkek ee, hırkası olduğu için sol tarafta ilik yeri açtım. Şimdi bu düğmeye bir bakalım nasıl oluyor. Evet geçiyor. Şimdi daha büyük düğme için de iki tane çek iki tane zincir çekebilirsiniz. Ben şimdi hangi düğme ile yapacağımı pek karar veremedim. Gerçi bunda da geçiyor. İkisinde de güzel geçiyor. Şimdi bakın önden. Şimdi öndekini önden, arkadakini arkadan. Sakın burayı karıştırmayın. Şimdi arkada oluyor parça arkadan. Diğer ilik yerini açacağız. Burayı da göstereyim size. Bu iliklerini bitirdikten sonra kola geçeceğiz. Şimdi bakın tekrardan parçam arkada duruyor ama halbuki ön taraftan baktığımız zaman ön kısım oluyor. Bir tane çekiyoruz direkt arkadaki öndeki iki tane trabzanları atlıyoruz. Arkadaki trabzandan alıyoruz. bu şekilde ilik yerini açıyoruz bir ya da iki tane daha ilik yeri açacağım ee, şu şekilde söyleyeyim sonra bu ilik yerini tekrar döneceğiz bu boşluklara iki tane batacağız çünkü iki tane trabzan yapacağız çünkü iki tane atladık Hani bir zincir çekti çekmemizin sebebi e, düğme yeri çok gevşek, bol olmasın diye bir zincir çekiyoruz. Yani bu şekilde hemen bitirelim. İlik yerine kadar gelelim. Son ilikte size göstereceğim artırma nasıl olduğunu. Bu e, ilik yerini de kapatacağız. Bakın ilik yerini yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın 2 tane tırabzan yapıyorum. Şimdi bunlar detaylı anlatıyorum ki çünkü buralarda çok hata yapılıyor. Bakın iki tane yapıyorum. Şimdi önden alıyorum. Normal sırama devam ediyorum. Şimdi son sırayı yapacağız daha da. E, örmeyeceğiz. Şimdi önden aldım ve bir trabzanla bitirdim. Özellikle burada çok hata yapılıyor. Ördürdüğüm birkaç bayan var. Onlar da burada hata yapıyor. Mesela bu uçları gösteriyorum hemen. Sağlı sollu uçlar eşit düşmüyor. Bu da hani kötü oluyor. Hani böyle <laughs> hatalı gözüküyor. Ben bunu asla istemiyorum. Bakın ilik ve düğmeyi koyduğumuz zaman mesela üst üste böyle eşit bir şekilde gelmiş olacak. Bakın trabzan trabzan önden iki tane arkadan iki tane. Ya bunların eşit düşmesi için başlangıç nasılsa bitiş de aynı o şekilde bitirmeye çalışacağız. Ha velev ki düşmüyor o zaman küçük hilekarlıklar yapacağız. Mesela önden iki tane aldık ya mesela buradan iki tane trabzan alıp. Böyle önden alıp iki şeyi birleştirip hani bir trabzan'a düşüreceğiz. Hani e, diyelim bunu sırk buralarda değil de söküp diyelim e, buralarda e, ayarlamaya çalışacağız. Buranın eşit düşmesi için başlarken sıkıntı olmuyor. Bu modelde bu çift lastikte e, sıkıntı oluyor da. Normal bir ön bir arka bir ön bir arka lastik yaptığımızda sıkıntı olmuyor zaten. Ama yaparsınız, yani kolay. Şimdi iki tane zincir çekip bir trabzan yaptım. Başlangıcım öyle. Şimdi bakın arkadan alıyorum. Yani ön kısmın öndeki zinciri. Şimdi iki tane zincir yapmıştık ile. Bunu da önden alıyorum. Yani devam ediyorum. Bakın önden alıyorum. Bak buradaki arkada öndeki önde. Yani sırasıyla örüyoruz. Arkadakini şimdi arkada. Bu şekilde hırkanın komple ilk yerini bitiriyoruz. Komple arkalı önlü en son lastik sıramı bitirdim şimdi toplamda 4 tane lastik gitmiş oldum şimdi bir sık iğne bir trabzan bakın sık iğne trabzan 1 2 3 4 tane de lastik gitmiş oldum bakın şöyle göstereyim sık iğne trabzan lastik 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 en son bitirdikten sonra e, Trab sık iğneye, bakın sık iğneye, hırkanın ön kısmından dönerek şimdi e, buraya söküyorum. Normalde bitirdik. Sık iğneye, ters sakın gitmeyin, kötü duruyor. Mesela e, aşağıya doğru dönmeyeceğim, normal. E, hırkanın ön yüzünden tekrar geri dönmüş olacağım. Normal bildiğiniz usul bu şekilde sık iğne giderek lastik kısmını bitiriyorsunuz. Sonra burayı komple sık iğne gittikten sonra bu etek ucuna da sık iğne giderek hırkanın bu ilik kısmını ve alt lastik kısmını komple bitirmiş oluyoruz. Şimdi kola geçelim. Şimdi kolu e, saydığımda zincir sayısı 50 tane trabzan var. Bu, pardon zincir sayısı diyorum. Karıştırıyorum kusura bakmayın. Saydığımda kol 50 tane trabzan var. Hani bu şekilde de sayı vermiş olayım size. Aslında keşke arttırma yapsaydım buralarda. Hani 52-53 yapmak isterdim. Bir tık kol daha geniş düşerdi. Ama gayet kolu şu şekilde göstereyim. Ben kolumu soktuğumda yani ben, yani biz büyüyüz bir de yani çocuk kolu için ideal yani güzel rahatlıkla kullanabilir. Şimdi şu an dördüncü ipime geçiyorum. 2-3 yaşta yani normalde bu 2 yaş 3 yaş için daha büyük çalışmam gerekli hani daha e, geniş büyük örüyorum normalde benim kalıplarım daha büyüktür hani standart küçük örmüyorum. Onun için şu an dördüncü ipe geçiyoruz. İki yaştayız çünkü. Şimdi hanımlar kola geçiyoruz. Bakın trabzan. Hemen trabzanın ilk tepesinden ipi takalım. Uzun ip bırakalım. Çünkü bu uzun iple koltuk altını dikeceğiz. Yani diğer kolda göstermek istiyorum. Bakın bu koltuk altını iğne ile tersten dikeceğiz. Burada da bakın uzun bıraktığım ip burayı şu şekilde eşitleyerek sağlı sollu buraya dikeceğiz. Buraya göstermeme gerek yok. Burayı iğne ile dikiyorsunuz. Şimdi hanımlar direk kol çok basit zaten. Kolu şimdi e, şu hırkadaki fark ettiyseniz şu bu çizgi deseni var. Çünkü bir önden bir arkadan yani ters düz ördüğümüz için bu oluşuyor. Kolda da aynı işlemi yapmak zorundayız. Dıştan başlamıyorum çünkü trabzanın düz tarafı burası. Ters tarafı iç tarafı. Şimdi sizde de diyelim e, ters tarafı dışarıdan gelebilir. Dışarıdan başlayacaksınız ama ben de iç tarafa geldi ters kısmı. Tersten başlıyorum. Şimdi direkt Trabzan yapıyorum. Diyelim kolu dar geldi, bu buraya çift trabzan yapacaksınız. Sonra buraya da çift trabzan yapacaksınız. Eğer buraya çift trabzan yapıp buraya yapmazsanız koltuk altı çizgisi ön tarafa ya da arka tarafa kaymış oluyor. Eğer eşit şekilde yaparsanız koltuk altı çizgisi tam ortalanmış oluyor, muntazam duruyor. Bizim için örgüde e, bu detaylar çok önemli. Ee, gerçekten örgüye muntazamlık katıyor. Yani bunlar küçük ayrıntılar ama e, bu ayrıntıları yapmadığı zaman hırka muntazam olmuyor. Normal trabzan örüyoruz. Ben şimdi artırma yapamıyorum maalesef diğer kolu e, 50 ördüğüm için e, bu kolu da 50 örmem gerekli, 50 tane trabzan olması gerekli. Bu şekilde örüyoruz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman nasıl birleştireceğimi göstereceğim. Evet son iki tırabzan. Şimdi karşıdaki ile tırabzanın tepesinden batarak birleştiriyorum. Direkt çıkıyorum. İki zincir çekiyorum. Şimdi bakın içten gitmeyeceğim asla dışarıda bir iç bir dış yaparak kolu öreceğiz. Evet trabzan yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde kolu öreceğiz. Aşağıya doğru bakın boru şeklinde örüyoruz. En son işte manşeti yapacağız. Şimdi ben size ölçü Göstermem gerekli hırkanın ölçülerini. Şimdi kolu ne kadar öreceğiz diyorsunuz? İşte kol boyu kaç santim? Ee, i̇ki yaşta ölçtüğünüz zaman kol boyu. Koltuk altından 25 santim olacak. 3 yaşta diyelim bu 27 santim olacak. 2, 3 sayı arttırmamız lazım santim. Şimdi zaten beden ne kadar ördüyseniz kolun trabzan sayısı da aynı olacak. Sadece manşette birkaç sıra fazla örmüş oluyorum. Mesela manşette 2, 4, 6, 7 sıra örmüşüm. Burada da 6 e, tane örmüştüm. Hani bir iki sayı Fazla olacak çünkü kol bir tık uzun olmalı bedenden. Şimdi beden genişliğini ölçelim ne kadar diye. Bunlar üst üste geldiği zaman bakın 33 geliyor. Hatta şöyle iki yaş için 33 santim yani toplam 66 santim bel çevresi omuzdan da etek ucunu ölçtüğümüz zaman da güzel koyalım. Bakın 43 santim. Mesela 3 yaş yapanlar 45 santime tamamlasın. Yani 42-43 santim de zaten bir hırka için fazla biraz daha büyük. Biraz hani kalçaları bebeğin hani popo kısmını kapatsın diye biraz daha uzun yapıyorum. Normalde bu hırkaların bedeni kısa oluyor. Normalde işte crop hırka diye geçiyor. Halbuki normal hırkası standartı altında örüyorum ben. Ama normalde bu hırkaların şu an mesela 40 değil de bu model 30 santim olması lazım ki crop hırka diyebilirim. Sadece V hırka aslında bu. Bu şekilde ölçmediğim bir yer kaldı mı diye düşünüyorum mesela kol genişliğinde ölçelim yani on buçuk on santim diyelim ama bu 12 olsaydı daha daha iyi olabilirdi iki 3 yaş için ama bir yaş için ideal bir kol ölçüsü yani sıfır 6 aylık içinde zaten 48 düşmeyecek 45 tahminen hani 40 45 gibi bir sayı düşebilir zaten kolunuz sizin eliniz birazcık girebiliyorsa koltuk altını kesebilirsiniz 1 yaş ve 1 yaş altı 2 yaşlarda bir tık eliniz daha rahat gelecek hani bu şekilde elinizle deneyerek de ölçüyü tutturabilirsiniz bir de hani çocuklarınızın kıyafetlerini mutlaka kullanın. şimdi kolu örelim gösterdiğim gibi içten dıştan sonra size manşeti göstereceğim. Manşette bir detay var. Burayı sakın atlamayın. Çünkü ee bayağı bir geniş ee düşüyor. E kestirme yaptım. O kestirmeyi size göstereceğim. Evet, kolu 20 sıra ördüm. 20 sıradan sonra manşet yapacağım. Tabii 3 4 yaş yapanlar 22 24 diye sayı arttırsın daha küçük yapanlar 18 bir yaş mesela 18 işte 06 aylık yapanlar 16 tane bu şekilde örsün 16 sıra yani şimdi Hanımlar manşet yapımını gösteriyorum önden bu zincir oluyor Şu önden iki tane alıyorum Bakın şimdi iki tane trabzanı arkadan alacağım ama ikili olarak aldığım zaman iki trabzanı bire düşürüyorum. Bakın bir trabzan oldu. Tekrar iki tane trabzanı bir alıp biri düşürdüm. Şimdi yani 4 e, tane trabzanı 2 tane trabzanı düşürüyorum. Tekrar önden bir tane. pardon ikişer tane aldı yaptım. Tekrar arkadan iki. Bakın tı böyle çok basit. Hani boşluklardan geçirip tel alıp çıkıyorsunuz. bu şekilde kolu tamamlayalım sonra ikinci sıraya geçeceğiz şimdi <laughs> bakın son sıra mesela burada sayılar tekleme düşebilir yani diyelim üçlü alıp ya da tekli alıp bir tane alıp e, burayı eşit şekilde düşünmeniz gerekli birer tane kaldıysa mesela ya tekli alacaksınız ya çiftli alacaksınız bakın şu zinciri de mesela üçlü gibi gözüküyor bu zinciri de alacağım çünkü zinciri de almazsam bir çizgi gibi gözüküyor bakın üçlü aldım ne oldu eşit şekilde düştüm önden arkadan ve yani başlangıç ön olduğu için sonu güzel bitirdi şimdiki zincir çekerek öndeki bakın öndeki trabzan önden iki tane önden vardı şimdi bakın arkadaki iki trabzan var bu dört tane iki teke düştü arkadakini de arkadan alıyorsunuz bu şekilde devam ediyorsunuz Bakayım ben kaç sıra örmüştüm. 2 4 6 7 7 sıra manşet ördüm 7 sıra Pardon lastik formu ördüm bakın genişlikten manşeti dar kısma bu şekilde düşürüyoruz şimdi e, cep yapımına geçeceğiz Ben e, Böyle bir ayı aldım ayıcık dünyasından tabi paketle almıştım içinde 12 adet vardı şimdi o ayıcıkdan kullanacağım buna göre cebi ayarlamam lazım ön çalışma yaptım ben şimdi aynı bunu size göstereceğim öncelikle bir sayalım kaç tane ördüğümü 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Yani 22 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 Şimdi direkt bu zincirleri trabzan dolduruyoruz. Hemen dolduralım. Şimdi ben ayca göreceği bir ayarladığım için 1 2 3 sıra normal düz trabzan örüyorsunuz e, ee, direkt buradan burada delik açmamamın sebebi e, ayı soktuğumuz zaman e, burası geriliyor aşağı mesela böyle biraz mesafe olması lazım ki hani ayıcığı rahatlıkla geçirebilirim cep gerilmesin şimdi iki tane zincir çekiyoruz bakın iki dört beş tane trabzan ördüm beş trabzandan sonra bir iki zincir çekip iki boşluk atlayıp yani iki trabzan atlayıp direkt trabzan yapıyoruz Şimdi tekrardan iki zincir. Bir iki. Buralardan ayıcıkların ayakları çıkacak. Şimdi normal Trabzan dolduruyoruz. Köşeleri iki zincirle deniyorum. Zincirlerin içinden batarak Trabzan yapıyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Şimdi cebi ayıya göre Yaptığımız için e, Burası bacak kısmı biraz daha geniş. Kol kısmı biraz daha dar. Onun için altındakini 5 yapmıştık. Üsttekini de 6 yapıyoruz. 6 tane tırabzan yaptık. Tekrar 2 zincir çekip 2 tırabzan atlayıp Direk Yapıyoruz. 6 Sökelim. şimdi çevresine sık iğne gideceğiz bunun üzerine sadece sık iğne yapacağız Çünkü boğazın altına kadar geldiği için şu kurdalesi de gözüksün istiyorum onun için komple cebin çevresine sık iğne gidip cebi bitiriyoruz şöyle normal bakın ee Boşluklara batmıyorsunuz. Trabzanların içlerinden batarak yapıyorsunuz. Hatta bir sık iğne tekniği de var. Onu da size göstereyim. O teknikten de yaparsanız güzel olur. Şimdi normal bir tane sık iğne yapıyorsunuz. Sık iğnenin bakın şu telinden alıp şimdi trabzanın göbeğinden batıp tel alın. Çıkış yapın bu en sondaki telden batığı batırın. Bakın 1 2 üç tane oluyor çıkışıp. Bu sık iğneyi genelde ben e, böyle bitiş kenarlarında kullanıyorum. Çok daha güzel duruyor. Bakın bu şekilde cebin komple çevresini dönün. Sonra dikime geçeceğiz. Evet hanımlar cebi diktim. İpi katından ayırarak 3 e, tellen e, cebi dikmeye çalıştım. Bütün bir iple dikseydim dikiş yerleri belli olacaktı. Onun için şimdi örnek olarak gösteriyorum. Cebi böyle yerleştirin. Hafif de bu şekilde toplamaya çalışın bakın buradaki gibi çünkü ayıcı soktuğunuz zaman cep gerilmesin. Onun için hafif toplu şekilde dikmeye çalışacaksınız. Bakın düğmelerimi de e, tamamladım diktim çok güzel yakıştı ahşap düğme ile zaten ayıcığın rengi tam birbirine uydu. Bakın e, ilik, pardon, lastik yerleri Çift lastikle çok şık durdu. Kolları da bu şekilde. Şimdi ayığı yerleştirelim. Gayet de kolay yerleşiyor. Kız ve erkek bebekler için gerçekten çok şık bir model oldu. Umarım keyif almışsınızdır. yerleştirelim evet bakın çok da güzel oldu gerçekten hani bütününden baktığınız zaman çok şık duruyor şimdilik bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere herkese şimdiden kolay gelsin